Türkiye'de yerli teknolojinin öncüsü Vestel'in katkılarıyla hazırlanan bir Chip Tech Talk canlı yayınını daha birlikteyiz. Bu sefer konumuz e-spor ve yanımızda da dijital sporların kurucusu ve Level dergisi yazarı sevgili İlker Karaş var. İlker, istersen her sohbetin ve her röportajın o tatsız ama kaçınılmaz kısmıyla başlayalım. Biz seni çok iyi tanıyoruz. Takipçilerimizin de çok büyük bir kısmı seni tanıyor ama bir kendini tanıtabilir misin önce? Nereden başlayalım? Benim ismim İlker Karaş. İşte yaklaşık 17 yıldır Türkiye'de elektronik sporla alakalı çalışmaların işte bir şekilde içindeydim. Kimi zaman turnuvaya oyuncu olarak katılan, kimi zaman turnuvanın organizasyonunda olan, en sonunda da artık az evvel senin de söylediğin gibi dijital sporları Türkiye'de bir elektronik spor basını kategorisinde konumlayan siteyle birlikte yayın hayatımıza geçtik. Ondan sonra da Level'a tekrardan yolum düştü uzunca bir süreden sonra. Ondan sonra da bir gün Kürşat dedi ki gel burada e-spor konuşacağız ve ben de buradayım. Peki e-sporlar dedik, o zaman bir en temeline kadar inelim. Nedir bu e-sporlar? Nereden çıktı? Kimin aklına geldi? Ya aslında e-spor kategorisi şöyle bir olay. Bütün bilgisayar oyunlarında işte hem izleyen kişilerin hem de bizim bildiğimiz gibi oyunların multiplayer ortamda oynanması elektronik spora kapı açan en büyük olay oldu. Yani biz geçmişte bir Quake oynarken, bir Unreal oynarken, bir Counter Strike vesaire diğer oyunları oynarken veya işte otomobil yarışları da buna dahil olmak üzere veya MOBA'lar da dahil olmak üzere hep bir rekabet unsuru içindeydik. Rakibimizi yenmek, işte takım olarak kazanmak, işte aynı satrançta olduğu gibi ve aslında bu 70'lere kadar dayanan bir süre. Hani genel olarak baktığımda biz sadece onun adını multiplayer oyunlar, çok oyuncuyla oynama, online oynama olarak biliyorduk. Bir dönem kırıldı ve biz buna marketing hareketi diyoruz. Bir pro gaming diye bahsedilmeye başlandı. Profesyonel oyunculuk. Sonrasında da e-sports'a, yani elektronik spor olarak kısaltılan e-sports'a döndü. Bu bir noktadan sonra işlerin ciddileşmesi, ortaya konan eforun, ortaya çıkan içeriğin, her şeyin baştan sona, oyunların da aynı şekilde birazcık daha bu konuda belli kurallara, belli kıstaslara ve belli formüllere, belli doktrinlere sahip olmasına kadar ilerledi. Ve bütün bu süreçte, yaklaşık 30 yıllık süreçte genel olarak baktığımızda bütün büyük markalar, işte ekran kartı markaları, anakart markaları, işlemciler, ondan sonra hatta oyuncuya özel kasalar, oyuncuya özel klavyeler, mouse'lar vesaire derken bir sektör oluştu aslında. Bir sektör oluştu. Artık insanlar standart bir mouse'la, profesyonel oyuncu için üretilmiş olan bir mouse'un ya da klavyenin ya da işte onlara özel çıkan işlemcilerin, kasaların, tasarımların daha kompakt olması, işte alıp Dreamhack gibi yerlerde gidip kendi kasasını koyup kendi evinden getirdiği sistemle orada mücadele etmesi gibi olaylar birleştiğinde bambaşka bir dünya oluştu aslında. Peki aslında çoklu oyunculuk derken bunun çeşitli aşamalarından geçtik. Hı hı. Senin de bahsettiğin gibi bu 80'li yılların sonunda aynı koltukta oturup beraber arkadaşımızla, kardeşimizle herhangi bir oyunu oynamaktan tutalım da ondan sonra strateji oyunlarını bir ağ üzerinde oynamaya, hı hı, kadar da gitti. Belli oyunlar da bu konuda aslında e-sporun temelini oluşturdu ve bir nevi gelişimini hızlandırdı diyebiliriz. Hani buna örnek olarak insanlar çok fazla Counter Strike'ı göstermeyi seviyor. Doğru da bir önerme büyük ihtimalle. Yine StarCraft'ın özellikle belli bölgelerde Battle.net'i, Uzak Doğu gibi, Battle.net'in keza. Command & Conquer'ın CNC.net'i, işte Ultima Quake'in keza. Aynen. Quake konuları ve Quake.net kendi ağları, BBS'ler dönemi vesaire. Aslında o dönem senin de söylediğin gibi ben şu an konuya lap diye de böyle balıklama daldım çünkü oradaki aslında şeyi gördüm. Aslında oraya geliyordum ben de. Koşunu kolaylaştırdım. Diyecektim ki bu oyunlar diğerlerinden farklı ne yaptı? Nasıl bir alışkanlık yarattılar? Ya aslında burada bütün olay kullanıcının istekleri ve kullanıcının beklentisi yönünde ilerliyor. Hani Counter-Strike günümüzden ilk çıktığı betadan işte 1-0'a dönmesi, o zaman Level'ın da bu işte turnuvalar yapması, geçmişte yanlış hatırlamıyorsam gene Vestel'in turnuvaları düzenlemesi, işte bir şekilde fuarlarda sponsor olması, bütün büyük markaların bu noktada aslında hareket etme isteğini, öngörüsünü bir şekilde devir daim ettirdi. Ama oyuncunun beklentisi hep sabitti. Oyun çok değişmesin, oyunun belli kalıplara kalsın. Mesela Condition Zero'da kalkan gelmişti CS'ye ve insanlar beğenmiyordu. Çünkü şey yapıyordu. Kıyamet kopmuştu. Kıyamet kopmuştu. Çünkü var olan şeyi değiştiriyordu. Alışkanlığı değiştiriyordu ve yani kabul edilebilir bir üstünlük sağlıyordu. Kalkana olan CT tarafı hiçbir şekilde şey yapmıyordu. O ittire ittire kalkanla gidebiliyordun. Şimdi Rainbow Six'te aynı muhabbetler var. Ve hani ama bir yere kadar dengeli. Gene bazı şeyleri zorunda bırakıyorsun insanı. Sonra CS köklerine geri döndü. İşte Source motoruyla birleşti. Global CSGO'ya döndü.
döndü. Global olarak bir değişim geçirdi ve büyük markalarla franchise'lara girmeye başladı. Ama özünde hala aynı silahlar, aynı oynanış. Bir tek bu yıl, daha doğrusu geçen yıl birkaç tane yeni ufak tefek silah, işte harita güncellemeleri falan eklendi ama operasyonlar geliyordu. Aynen, kutu bir açmalar, ıvırlar zıvırlar. Hani o da mesela artık kumar mı değil mi diye sorgulanıyor ama genel onu olarak da konuşacağız. Aynen. Zaten. O da çok büyük bir etken. Ama onun dışında potada kalan diğer oyunlara baktığımızda hiç beklenmeyen bir League of Legends geldi. Dota'nın daha iyi üzerinde çalışılmış. Zaten Dota'dan çıkan ekibin Blizzard tarafından. Bir tür yarattı ya da bir tür aslında zirvesine ulaştırdı diyebiliriz. MOBA dediğimiz türü. Tür yaratmadı elbette. Tabii. Aslında MOBA zaten başlı başına baktığımızda Dota'nın hani ortaya evet, çıkardığı bir mantık. O da işte Warcraft'tan geliyordu. Gene onun babası bir strateji oyunuydu. Devamında bize basketbol mekaniklerini bilgisayar ortamında bambaşka bir gamification üzerine anlatan bir olay ortaya çıkardı. MOBA, League of Legends. Alan savunması. Aynen öyle. Gene işte 5 farklı oyuncu, işte 5 farklı kategori, 2 farklı takım, potalar gibi düşünebileceğimiz Nexus'lar ve bir tane kazanan. Bütün olay bunun üzerinden dönmeye başladı yine. Hakeza Counter birazcık daha bu noktada ateşli silah olduğu için işte bizim bölgemiz gibi ülkelerdeki daha hani kritik sosyokültürel anlamları olduğu zaman o noktada farklı hareketler görmeye başladı ama globalde bu şekilde ilerlemedi. Çünkü insanlar onu hani farklı algılayışlayarak farklı içeriklerle birleştirdiler. Ama günümüzde baktığımızda MOBA aldı yürüdü. PUBG geliyor şimdi. Hani oyun beta, oyunda bir sürü hata var ama insanlar çok seviyorlar ve onun turnuva modları ekleniyor. Başka şeyler ekleniyor ve beklenti. Her şey cümlenin en başında, bütün paragrafın başında söylediğim gibi. İnsanlar bir şey istiyorlar ve firma onu verebilirse legend olarak kalıyor ve devam ediyor. Beklenti demişken aslında direkt de konuya oradan girmek istiyorum. Ne zaman bu e-sporlar dediğimiz şey arkadaşlarla beraber oynanan bir etkinlik, bir eğlence olmaktan çıkıp da para kazanılabilecek bir etkinliğe veya böyle bir potansiyelini göstermeye başladı? Benim hatırladığım 2000'lerin başı, 90'ların sonuydu. İnternet hızlarımız artmaya başladı. Artık ADSL görmeye başladık. Evet, ADSL artık gördük. ISDN'ler, kablonetler vesaire, hani sabit hatlar, sabit IP'ler görmeye başladık. Çünkü biz orada kendi arkadaşlarımızla kafelerde oynuyorduk. Aslında internet kafe devrimi de bunun en büyük ayağı. Türkiye'de yayılan bir internet kafe kültürüyle biz artık evimizde oynadığımız PES, FIFA ve benzeri oyunları kafelerde arkadaşlarımızla oynamaya başladık. Evimizde oynadığımız, internette oynayamadığımız daha doğrusu kafede oynamaya başladık. Ondan sonra evlere geri dönmeye başladık. Kafeler artık bizim için turnuva merkezleri olmaya döndü. Peki biz evde oynarken bir süre sonra yeni arkadaşlar, işte MSN'ler, onlar bunlar derken takım kurmalar, işte sana ne oynasana Avatürk dönemleri, Türkiye'de forum kültürünün yayılması ve oradan takımlar kurulması, sürekli bir değişmesi, işte Türkiye'de büyük World Cyber Games gibi turnuvaların organize edilmeye başlanması, işte Park Orman'ın kapatılması veya Maslak Princess Otel'in kapatılması gibi olayların akabinde İnternetin hızlanması artık ülkedeki oyuncuları globalde neyin olup neyin bittiğini anlamaya yönlendirdi. Yani biz bugün mesela ülkemizde futbolu konuşuyoruz ama dönüp Premier Lig'i izliyoruz. Şu an bizde böyle bir şey olmasa, imkan olmasa, Premier Lig'i açıyorum uydudan oradan buradan izleme şansımız olmasa bizim için ülkemizdeki hala şey kendimizi yendiğimiz ve egomuzu tatmin ettiğimiz bir olay olacaktı. Ama biz ne zaman o internetle buluştuk? Avrupa takımlarıyla maç yapmaya, buradan oraya gidip elemelere katılmaya, işte hak kazanmaya veya o turnuvaların franchise'lerini Türkiye'ye getirmeye döndük. Ve bundan sonra da artık durmaksızın bu iş büyümeye başladı. Hızlanan internet bize ne sağladı? Yeni insanlar, yeni ortamlar, yeni oyunlar ve yeni haberler. Hani bugün en çok şeyden yakınız artık Level dergisi gibi dergilerin hani genel olarak baktığımızda az insanın okuduğunu, her şeyin internetten tüketildiğini vesaire. Çünkü bu büyük bir devrimdi. Oraya doğru geçti. Oyunculukla internetle birlikte harmanlandı bu noktada. Ve artık yeni dünyada Avrupa'da ya da Amerika'da ne oyun çıkarsa çıksın aynı anda insanlar buradan oynayabiliyorlar ve o müsabakalara katılabiliyorlar. Burada aslında dedik ki tekerlek yuvarlanmaya başladı. Biz peki bunun neresinde kaldık? Hani iki anlamda da soruyorum. Hem direkt olarak nicelik anlamında, hı hı, ne kadar kalabalığız, ne kadar çok insanı e-spora meraklandırdık, izlemeye olsun, oynamaya olsun. Ve diğer tarafı da aslında işin tabii ki finansal. Biz bunu ülke olarak bir meslek haline getirme konusunda yurt dışına göre, rakiplerimize göre neredeyiz? Abi o noktada en çok sevdiğim bir söz vardır. Eğer bir ülkeye adım atmıyorsan o ülkede ne olup bittiğini göremezsin. Biz oyunlar konusunda hep bu noktada kaldık. Yani
bugün eğer Riot Games League of Legends da bu ülkeye geldi ve Ülker Sports Arena'yı kapatıp 10.000 kişiyi orada eğlendirebiliyorsa ve iki tane takımın sadece 3-5 maçlık bir serisini insanlara 4-5 saat boyunca bilet aldırıp seyrettirebiliyorsa... Ve bunu her sene tekrar yapıyor. Evet. Ve her sene sadece oyun içeriği değişiyor. Takımların biri değişiyor. Genel olarak hani baskın takım ayakta kalıyor vesaire. Ve bu bir kültüre döndüyse en büyük olayı bu ülkeye yapılan yatırımdır. CS:GO hiçbir zaman böyle bir yatırım yapmadı. Valve'ın çünkü böyle bir şey olmadı. Nasıl söyleyeyim? Hedefi olmadı. Çünkü o global ESL'le anlaşalım, DreamHack'le anlaşalım. İşte şu an mesela Amerika'da E-League var. Onunla anlaşalım. Evet, global organizasyonlar aynen. Üstünden yani yürüdü hep. Benim adıma biri yapsın. Orada insanları eğlendirsin. Onun işte bütçesini daha alsın. Firmalara da satsın. Aa, ben karışmayayım. Ben oyunumu satıyorum zaten. Ama Riot böyle düşünmedi. Daha agresif bir şekilde ülkeye girdi. Kendi Türkiye ekibini oluşturdu. Buradaki pazarlamasını, buradaki Ar-Ge'sini yaptı. İnternet kafalara kadar gitti. Bu işin promosyonlarını yaptı. Gelin en küçük bu şehirlere şekilde kadar gitti. Aynen. Bütün ülkeyi tek tek dolaştı. Ve hani 81 il vesaire ne bütün böyle her tarafını dolaştılar. Ve bu işin pazarlamasını yaptılar. Sonunda da 10.000 kişi oraya topladılar. Ortalama 4 yıllık bir zaman harcadılar bu iş için. Ve devamında baktığımızda işte bunu eğer her ülkede veya her bölgede yapan firma olduğu zaman kazanıyor. Şu an LoL Türkiye genelinde en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Bunu yaparsa başka bir firma rekabet etmeye başlar. Diğer noktada da baktığımızda eğer finans olarak da kazanmak istiyorsanız bunu yapacaksınız. Çünkü yatırım bir süre sonra dönüşüm olarak size geri dönecek. Ve bunu yaptığımızda bu işin kendi süperstarları, kendi işte takımları, bu işin koçları, bu işin pazarlamacıları ve bu noktada ilerleyen insanlar oldu. Yani günümüzde bundan 10 yıl önce kendime baktığımda ben bu işin etkinliğini, turnuvasını yapan bir insandım. 5 yıl sonra bu işin içeriğini üreten insan oldum ve şu an noktada baktığımda ben bu işin herhangi bir firmaya know-how'unu pazarlama olarak verebilecek bir insan haline geldim. Çünkü ben de orada değiştim. Firmalar nasıl ilerliyor, nasıl görüyor, bu işten nasıl para kazanılır, bu işten parayı kazandığın zaman nereye yatırım yapmalısın veya işte bir oyuncunun ederi nedir, performansı nedir, işte gaming house ne kadara kurulur veya donanım nasıl elde edilir, bir firmayla nasıl anlaşılır, sponsorluk nasıl alınır vesaire. Hep bunları öğrendik. Bundan 15 sene öncesinde bizim en büyük turnuvamız herhalde klavye mouse verme veya işte pizza kaplarda baklavasını oynanan oyunlardı. Ama şu an 1000 TL, 2000 TL nakit ödüllü turnuva olmazsa oyuncular etkinliğin yüzüne bakmıyor. O da en az zaten. Artık aynen çok öyle. Büyük rakamlara kadar çıktı. Tabii yüz binlerce lira para ödüllü turnuvalar var. Ve aslında giderek her sene de artıyor. Aslında ben profesyonelleşme anlamında biraz o büyük oyunculardan biraz daha alt seviyeye ineceğim. Nasıl olacak bu? Hem e-sporcular açısından bakalım. Hem de mesela dijital sporların kurucusu olarak senin açından bakalım. Dijital sporları kurmaya seni niyetlendiren şey neydi? Hani hedef neydi? Bir de şu, hemen onun peşinden soru olarak da ekleyeceğim. Örnek veriyorum, çok iyi CS:GO oynuyorum. Ben attığımı vuruyorum, yüzükten mermi geçiriyorum diyen bir arkadaş kendisini nasıl gösterebilir? Nasıl bir takıma kapağı atabilir diyelim bu halk deyimiyle beraber? Abi son soruna yüzüğü neden kartallarla getirmemişler diye gelebilirim bu noktada. Hani o terimi beklemiyordum bugüne kadar. O 17 yıllık bu işin içerisindeyim. Böyle yüzükten mermi geçirmek bilemiyorum abi. İyiymişim bayağı. Niye bugüne kadar görmedik seni? Öteki tarafta bakacak olursak biz bu sürece nasıl başladık? Yani biz başka bir firma altında çalışıyorduk Türkiye'de. Oranın ne derler? Operasyonunu yürütüyorduk ve firma bir gün bize hani biz artık sizle çalışmayacağız şeklinde bir beyanatta bulundu. Aa niye ki 19 kişilik ekibimizle ne yapacağız o zaman biz dedik hani taş mı yiyelim moduna girdi böyle. Sonra işte geçmişte de bildiğin gibi işte farklı bir medya kanalında 6 yıl boyunca kreatif direktörlük yapınca bu arada açıklamam gerekirse ben aslen bir kreatif direktörüm. Hiç bu işlerle alakam yoktu. Yazı yazmak benim için sadece hobiydi. Bir süre sonra ben bundan niye hani iyi yapabiliyorum, doğru yapabiliyorum, neden para kazanmıyorum dedim ve bütün eforumu buraya sarf etmeye başladım. Parantezi kapatıp devam ediyorum. O taraftaki bir spor kanalının kuruluşunu gördükten sonra hani dedim ki Türkiye'de e-spor namına bir basın ayağı yok. Yani farklı mecralar var. Level gibi bir sürü mecramız var Türkiye'de. İçerikte yer veriyor aynen. Ama direkt ona odaklanmış. Aynen. Kesinlikle böyle bir içerik yok. Yani şöyle söylemek gerekirse dijitalsporlar.com'da bir oyun incelemesi triple eğer e-sporsu hedef almıyorsa göremezsiniz. Haberleri görürsünüz, turnuvaları görürsünüz, guide'lar görürsünüz, röportajlar, makaleler ama açıp bir spor gazetesi okuyormuşçasına, sporun internet sitesini okuyormuşçasına görürsünüz ve bu temizlikte bir içerik olmadığı için dedik ki biz bunu yapalım. Zaten operasyonu da yapabiliyoruz, turnuva da yapabiliyoruz, hani event kısmı da var.
Öyle bir başladık 3 kişi. Ondan sonra dedik ki 3 olmayacak bu iş. Ar-Ge'miz zaten 6 ay sürdü. Bir uzatalım. Üniversitelerden işte bu işe katılmak isteyen arkadaşları aldık. 11 kişiye kadar çıktık ve 6 ayın sonunda başladık. Ne zamandı? 2015 yılındaydı. Şu an itibariyle ortalama toplam yazarımız 40 civarına kadar geldi. Freelancer dahil olmak üzere. İşte arada yazanlar istediği zaman yazarlar, hoşuna giden bir yazı olduğu zaman yazanlar ama basic kadromuz 10 civarında ilerliyor. Biz bu işin ekosistemi matematiğini böyle kurduk. Hani paranın nereden kazanılacağını, basın olmanın nasıl bir mizaç olduğunu ve firmalarla nasıl iletişim kuracağımızı düşe kalka bu işin içerisinde mutfağında ilerleyerek gördük. Hani bu noktada sizlerin zaten inanılmaz bir desteği vardı bize. Çünkü sürekli arkadaşımızsınız. Hani çok net söylemek gerekirse Cenk abiyle biz onların geçmişteki dergi yazılarından, Kırmızı Tornavida bölümünden vesaire takip eden insanlık. Şimdi hani bugün bu koltukta onun da davet etmesiyle bu insanlara, daha doğrusu bu içerikleri yeni insanlara anlatıyoruz. Ve biz bu işin ekonomisini çözdükten sonra aslında diğer insanlara da bunu anlatmaya başladık. Verdiğin destek örnekteki kısmına gibi. Geçtiniz. Aynen. Evet. Ben bu işin hiç içinde değilim. İyi oynuyorum. Takım nasıl bulurum? Al karşına otur. Abicim böyle böyle yap. Ondan sonra işte şöyle oyna, böyle oyna. Agresifliği kes. Ego yapma. Bak bu insanlarla geçinmek zorundasın. Çünkü takım 5 kişi. Profesyonelleşmeye başladığı zaman takım 6 kişi oluyor. Koçun geliyor. Daha da profesyonel yaşıyorsun. Takım sahibi geliyor, yatırımcın geliyor. Bu işler girmeye başlıyor ve senin mizaç olarak çıkıntı olmaman, sivri olmaman, işi çözmen, hani takım oyuncusu olman. Aynen öyle. Hani senin değil, takımın kazanması lazım. Senin en çok frag yapman değil, takımın birinci olması lazım. O roundu 16'ya senin takımın ulaşması lazım. Bireysel yıldızlar var ama rolleri içinde var değil mi? Tabii. E-sporun en güzel tarafı da bu. Hani Quaresma gibi. Alex gibi değil mesela. Aynen. Örnek vermek gerekirse kendi rolü içinde bir yıldız olabiliyorsun ama elbette tek başına alıp götürmen de mümkün değil. Yani o bireysel yıldızlar dünya çapında çok güzel ortaya çıkıyorlar ve hani kitlenin, komünitenin de böyle inanılmaz sevdiği, desteklediği bir insan oluyor. Virtus Pro'dan Paşa Biceps gibi. Yani dünya çapında sevmeyeni yok ya. Türklerle maç yapıyor işte. Kebap kardeşler size işte yendik üzülünü. Çok da yani sempatik bir arkadaş. Aynen, ama sevmemek zor. Yani evli, çocuğu var. Çocuğunu burasına koyuyor. Öyle CS oynuyor falan böyle. Ondan sonra şeyde mesela gene başka Ocelot var. Türkiye'de geldi vesaire. NIP'nin yıldızları var işte. Seykan'ın yıldızı var işte. Taco, Fallen ondan sonra vesaire. Hani inanılmaz isimler var. Brezilya'dan çıkan hani bilekleri kuvvetli dediğiniz zaman e-spor da aynı şekilde bilekleri çok kuvvetli ve başarılı insanlar var. Bu futbol kültürüyle birleştiği zaman globalde süperstarlar ortaya çıkmaya başlıyor. Türkiye'den de yıldızlarımız var. Kalix, Zantares, Majer ondan sonra inanılmaz onlar da isimler dünya var. Çapında isimler hatta artık. Bugün daha buraya gelmeden önce haberini yazdık. Space Soldiers'ın ilk kez bir Türk takımının Valve'ın sistemi içerisinde stickerları çıktı. Space Soldiers'ın kendi 5 tane oyuncusunun stickerı çıktı ve bu mükemmel bir şey. Yani Türkiye'de büyük takımlarla yıllarca maçlar oynandı. Yıllarca biz gittik, başka takımlarla oynadık. Hep ping sorunumuz vardı veya işte oraya yeni yeni gitmeye başladık işte. Ama Space Soldiers kuruldu, iyi oyuncuları aldı, yatırımını yaptı. Uzun bir vadede ben dedi global olacağım dedi. Vitrin de yaptı. Çok temiz, çok düzgün insanları aldı ve bir noktadan sonra disiplini sağladı. İşte artık siz dedi gaming house'da yaşayacaksınız. Artık siz düzenli olarak bu işten para kazanan insanlarsınız. Sizin spor yapmanız, ondan sonra bildiğin bayağı hani yüzeceksiniz, ağırlık kaldıracaksınız vesaire, düzenli bunun beslenmeniz. Bunun bir disiplini var aslında tabii çünkü. Tabii ki. Yani bilgisayar başındasın, hamlamaman lazım. Mental olarak düşmemen lazım. Onu çünkü mental bir sıkıntıyı çözmenin en mantıklı yolu fiziksel olarak spor yapmaktır. Kafayı orada boşaltmaktır. Yani duşun altına girip tamamen böyle beklemek gibi. O sporla oradaki sizin bütün üzerinizdeki yükü atıp o bilgisayarın başına performans olarak profesyonel olarak geçmeniz doktriniyle yola çıktılar. Çünkü globalde de bu iş böyle. Bu işin koçları, ondan sonra bu işin işte fizyoterapistleri, bu işin psikolojik desteğini veren insanlar, her şey büyük bir spor faaliyeti olarak geçiyor. Yani aynı futbolda olduğu gibi. Hani nasıl biri bir sıkıntı yaşıyor, takımda sorun yaşıyor, çekiyorlar, konuşuyorlar, ondan sonra bu şekilde ilerliyor. Ama Türkiye'de hala bir tane büyük takımımız var. Onu geliştirmemiz lazım. Çünkü bu işin matematiğini, ekonomisini, yatırımını çözmüş olan bir tane takım var. Geri kalan diğer oyuncular birbirleriyle çok iyi geçindikleri için hani bir araya geliyorlar. Beraber olmaktan keyif almadılar. Aynen. Turnuva için $2000 ödül ver abi. Kazanalım. Ayrırız sonra. Devam ederiz. Hani tamamen one shot ilerliyorlar ve bu aslında bizim bu kadar yıldır bu işte bir şeyler yapıyor olup hala bunun semi pro ve pro kısmını adam gibi çözememiş olmamızın en büyük sebebi. Bunların kenetlenip abi biz kaybetsek de oynamalıyız, kazansak da oynamalıyız gibi atıyorum bugün
bir futbol takımının işte kazanmış olduğu maçtan sonra bile sadece sevmediği için hocayı kovması gibi durumun olmaması gerekiyor. Çünkü sporun içerisinde bu yok. Sporun içerisinde kenetlenme var ve bunu kenetlenen takım yense de yenilse de başarılı oluyor. Basketbolda da aynı, futbolda da aynı, e-sporda da aynı. Hiçbir fark yok yani. Evet, takım kimyası dediğimiz şey. Aynen öyle. Biraz daha aslında basitleştirelim. Bireysel bazda çok başarılı olduğunu düşünen bir oyuncu. Ama bugüne kadar herhangi bir e-spor tecrübesi yok, öyle bir bağlantısı da yok. Nereden başlaması lazım? Hani nereye yazmalı, kimlerle görüşmeli bir takıma girmek için veya e-spor kulvarında bundan sonra varlık gösterebilmek için? Nasıl bir öneride bulunursun genç arkadaşlarımıza? Valla bence önce cümleye girerken ben çok başarılıyım dememeleri lazım. Çünkü bu hiç tanımadığınız ve konuştuğunuz bir insana karşı egoist imajı anlat oluşturur. Anlat bakalım diye aynen. Ondan sonra oturuyorlar. Ne kadar başarılısın, kaç tane kupan var deyip onları inanılmaz derecede ezebilirler. Çünkü hep bu olan bir şey. Herhangi bir takıma gittiğin zaman ben çok başarılıyım, İşte şu kadar maaş istiyorum. Kaç kupa kaldırdın? Hangi takımı şampiyon yaptın? 10 numara mı oynuyorsun sen? Formaya bakalım deyip böyle dalga geçebiliyorlar. Çünkü ne yazık ki böyle bir iletişim var. Hani sıfırdan başlayan bir insan önce kendini geliştirmeli. Hani iyi oyun oynayabiliyorsun, oynayabilirsin ya da oynuyorsundur ya da atıyorum yüzlerce kupa kaldırmışsındır. Hiç önemli değil. İyi iletişim kuramıyorsan ister karşındakiyle ister takım arkadaşınla işte problem orada çok başlıyor. İlk izlenim. Aynen. Artı hadi diyelim o izlenimi geçtin. Bu adam çok iyi oynuyor. Eli kolu tutuyor dediler. Bunu takıma koydular. Round'da geri düşmeye başladın. Maçı kaybediyorsun yavaş yavaş böyle. İşte 7-0 oldu, 8-0 oldu. Moral bozuldu. Moral bozdu. Yanındaki arkadaşa flamelemek. Şöyle oynuyorsun, böyle kötü oynuyorsun. Sen işte aptal gibi oynuyorsun, kolsuz gibi oynuyorsun dememeli. Kolsuz gibi. Aynen. Çünkü bu bir müthiş bir tabir yani. Ondan sonra oynayabilir. Onu aşağı itmek yerine abi hadi toparlanalım, bir mola alalım, taktiği değiştirelim, rakibi işte masaya yatıralım, analiz edelim. Ondan sonra onları brain freeze edecek olan bir yola sokalım. Rakibin en zayıf oyuncusu kim? Onun üzerine oynayalım, psikolojik olarak çöksün. Veya işte biz kendi oynadığımız taktiği değiştirelim. Rakibi beklemeye başlayalım. Onlara işte atıyorum A, fake B gibi yüzlerce taktik var oyunda. O süreç başladıktan sonra analiz edip oynayabileceğiniz. Bunları yapması gerekiyor ve bir tabii takımın kendi içerisinde de IGL dediğimiz in-game leader'a sahip olması gerekiyor. Eğer bu kadar iddialı olan bir arkadaş taktiksel olarak da kendini geliştirmesi lazım ki IGL olsun. Hani bir 10 numara takım kaptanı gibi. İşte komutları veren sen şuraya git, sen buraya git, işte bir sonraki round ne yapacağız, Eko'ya gireceğiz, ondan sonra paramızı biriktireceğiz, öne çıkacağız gibi. Bunları yaptıktan sonra zaten maçları kazanmaya başlayacaklar. Daha doğrusu kupaları kaldırmaya başlayacaklar. İşte o noktada artık diğer insanlarla turnuva alanlarına giderek, fuarlara işte giderek, markaların teker teker kapısını çalarak, işte büyük takımlara yazarak, işte onlarla arkadaş olmaya bir şekilde hani match olmaya çalışarak, işte onların eksiklerini ne çözebilir, tanıdıkları var mı? Tamamen network is everything. Kendi çevresini geliştirerek. Çünkü bu iş, hiçbirimiz bu işte değildik. O onu tanıyor, o bunu tanıyor, o onu tanıyor. Nasıl gidiyor? Ha ben o zaman oradan zıt diye takıma giren bir sürü insanlar oldu. Kesinlikle bunu yalakalık ya da benzeri bir olarak demiyorum. Hakikaten kendi performansını göstererek onlara da bir şans vermesini isteyerek ilerlemeli. Büyük takımların akademi takımları oluyor. Onlara başvurarak yani ben çok iyi oynuyorum, akademiden ne başlayacağım ya demeden bu işe hani ben evet gideyim orada bir kendimi göstereyim. Olay oradan çıkar diye. Örnek vermek gerekirse Emre Mor veya işte Cengiz Ünder gibi. İtalya'da oynuyorlar. Ondan sonra inanılmaz top koşturuyorlar. FIFA'da gümüş kartı var. 81 pace'i var ya, uçuyor herif ama hala herif direkt şey böyle alttan alıyor iyi niyetle. Belki milli takımda sahaya çıkamıyor ya da Orkan gibi Beşiktaş'taki ilk 11'de başlayamıyor. İlk 18'in içerisinde yer alıyor ama inat ediyor. Yani ben diyor bir gün diyor şey performansımda burada olacağım diyor. Ve bu çok önemli. Hiçbir zaman vazgeçmemesi gerekiyor. Yani kafasına ne koyduysa ona doğru gitmeli. Mesela bu oyuncuların en çok yaptığı hatalardan bir tanesi sırf para var diye başka bir elektronik spor kategorisindeki oyuna geçmelidir. Dota'dan LoL'e veya işte CS'den PUBG'ye vesaire. Yanlış. Profesyonelleşiyorsan en iyi bildiğin şeyi yapacaksın. Yani bugün biz kalkıp nasıl bir en iyi oyunu biz inceleriz demiyorsak bizim çünkü alanımız elektronik spor. Biz dünyada olup biteni mantığıyla biz de oynarız ve onu anlatırız. Veya hiç bilmediğimiz bir oyun için biz çok iyi bu işin turnuvasını yaparız demeyiz. Önce oturup bir oyunu oynarız. Bu oyuna bakalım. Nedir, ne değildir, bunun dinamikleri nedir anlayalım. Çünkü turnuvasını yaparken oyuncu soracak. Bu böyle mi, o öyle mi, nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Orada cevap veremezsen zaten bittin. Aa abi siz ne biçim iş yapıyorsunuz.
Peki gelişim hızı konusunda aslında sabaha kadar muhabbet edebiliriz. Aynen. Ama ülkemizde e-sporun bir şekilde bir pozitif ivme kazandı ve buradan aşağı gitmeyeceği de çok belli. Hani bu ivme yukarıya doğru olacak. Tabii ki. Peki şimdiye kadar neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık ülke olarak? Neyi daha iyi yapabiliriz? Hani potansiyelimiz ne durumda aslında ki çok yüksek olduğunu söyleyeceksin sen de diye tahmin ediyorum. Ya aslında potansiyelimiz ne yazık ki içinde bulunduğumuz jeopolitik konum anlamında çok yüksek değil. Çünkü bölge olarak baktığınızda biz ne Avrupa'yız, ne Asya'yız, ne Afrika'yız. Böyle tam böyle farklı bir noktayız ve mesela yurt dışından turnuvalara davet edilirken... Kendi başımıza bir ülkeyiz bu bölgede. Aynen, aslında. Kendi başımıza bir kıtayız yani orada. Ve bu bizi çok kötü etkiliyor. Mesela Avrupa'da, Amerika'da bir etkinlik olduğu zaman siz diyor giremezsiniz diyor. Siz diyor menasınız diyor. O kendi bölgenizdeki gidin işte ne bileyim İran, Suriye, Irak vesaire işte o öyle bölgelerle şey yapın. Yani aslında yapılabilir. Yani büyük markaların baktığınızda MENA ülkeleri kendi arasında 7-8 farklı ülkeye bölünüyor. Her ülkeden birer tane takım çıkarsanız bir turnuva yaparsınız ama çok büyük yatırım. Yani buralarda o return of investment kafasının dönmesi lazım. Ve bu ne yazık ki ekonomimiz de Avrupa ile veya Amerika ile dolar ve euro olarak baktığınızda mark diyecektim bu arada yaşlı olunca böyle oluyor. Ondan sonra fark açıldıkça bizim satın almaya çalıştığımız ekipmanlar onlar bunlar bir süreden sonra fark olarak bize geri dönüyor. Ve o da bizim eforumuzu, moralimizi, motivasyonumuzu düşürüyor. Ama bu tabii bizim bu işten vazgeçmemiz için bir sebep değil. Kendi içimizde bunu ayağa kaldırabiliriz. Devletin bu noktada işte neydi? TOGET gibi ondan sonra farklı kurumlarla bunlarla destekleme aşamaları var işte. Gençlik ve Spor Vakfı'nın işte League of Legends'ın etkinliklerini vesaire desteklemesi gibi çok güzel atılımları oluyor. Veya gençlik festivallerinin içerisine e-sporu konumluyorlar. Gelin burada oynayın ondan sonra daha fazla insan görsün sizi veya işte bu kanala gelsin diye. O noktada geçmişe göre çok daha parlağız. Geçmişte çünkü devletin bu kadar yatırımları ne yazık ki bilişim teknolojisini tam olarak anlamadıkları için geçmişteki durumda net değil ama şu an için hakimler. Gerçekten oyun nedir, bilişim nedir, oyun nasıl yazılır vesaire bir sürü devlet destek verdiği için buraya da kanalize oluyorlar. Oyuncu ve diğer anlamda baktığınızda geçmişe göre birazcık bir düşüş var. Çünkü League of Legends gibi oyunlar bir süre sonra insanları sadece eğlenceye yönlendirdiler. Neden? Çünkü CSGO gibi globalde senin benim 5 kişinin kurabileceği bir oyuna gidebiliyorsunuz. Ama LoL'de mesela senin benim 5 kişi oynadığımız bir oyunda en fazla kafe turnuvalarında orada burada şampiyon olabiliyoruz. Şampiyonluk ligine çıkmak için inanılmaz bir efor sarf etmemiz gerekiyor. Bütün işi gücü bu. Aynen. Hani bütün odağımızın para olması gerekiyor. Çok iyi para çevirebiliyoruz veya çok iyi arkamızda bir yatırım olması gerekiyor. O anlamda insanlar birazcık da hani casual gaming'e döndü. Ya oynarım akşam 2 rank maç atarım çıkarım işte eğlenirim falan filan oldu. Ama geri kalan bir olayda da oynayanları izlerime döndü. Yani basarım. Tamam ben çok güzel halı saha oynuyorum akşam ondan sonra. Ama günün sonunda açıp oradan Beşiktaş Galatasaray derbisini izliyoruz. Tam buna döndürdüler o noktada. Geçmişte böyle değildi çünkü. Büyük turnuvaların Türkiye ayakları olurdu ve biz buradan yurt dışına gidebilirdik. Potansiyelimiz düşüyor. Oyuncu sayımız düşüyor. Mesela şu an Türkiye'de StarCraft oyuncusu. 100 tane falan çıkar desen herhalde çıkaramayabilirim. Muhtemelen çıkmaz. Aynen. StarCraft koy bir kenara Counter Strike. 256 takım çıkar desen soru işareti olurum. Ve 512 hadi 256 gene çıkar. Gene bayağı bir oynayamız var. Bunun bir diğer sebebi de işte bet siteleri, kutu açma, şu bu. İnsanları oyunun doğasından, oyunun kimyasından, oyunun ekosisteminin dışındaki bir noktadan kar sağlamaya çevirdikleri açıdan oradaki ivmeyi kaybettik aslında. Evet, o güzel bir konuya da geldin aslında. Yurt dışında belli ülkelerde bunun yasa dışı olduğu, kumar olduğu yönündeki basitçe bir açıklama da yapalım aslında. Oyunun içinde gerek oyundaki ilerlemenizle gerek kendinizden para koyarak açabileceğiniz bizim loot box dediğimiz bazı evet. kutular var. Bunların içinden size silahınız için giydirmeler çıkıyor. Yeni silahlar çıkıyor. Küçük aksesuarlar çıkıyor. Aynen. Ve siz de bunları oyun içinde kullanabiliyor. Ya da satabiliyorsunuz Steam üzerinden. O da gene Steam'in kendi ekosisteminin dışına taşırmadan. Hani oyun aynen içerisinde öyle. 3 dolarsa bir şey. Oyun içerisindeki oyun ekosisteminin 3 doları o. Yani o oyun ekosistemindeki 3 dolardan harcayarak evet. Gidebiliyorsunuz. Ve elbette böyle bir şey olunca ve işin içinde şans faktörü de olunca şu da devreye giriyor. Acaba bu kutudan şu silah çıkar mı çıkmaz mı? Sen buna kaç dolar yatırırsın da gidiyor. Ve bu başlı başına bir sektör oluşturmuş durumda. Şimdiye kadar aslında çok da fazla özellikle geçtiğimiz son 1-2 yıla kadar pek öyle göze çarpmamıştı ama
önce Valve birkaç tane kanalı kapattı. Aynen. Çünkü siz buradan para kazanıyorsunuz ama biz kazanmıyoruz. Haksız rekabet dedi. Ve ondan sonra da aslında bu bir şekilde tartışılmaya başlandı ve en sonunda artık yurt dışında bunun kumar olduğu ve engellenmesi gerektiği konusunda özellikle belli yaşta düzeylerine. Kumara ikna olmaları rulet ve bet sitelerinin bu işte oradaki skin karşılığı atıyorum NIP-SK maçının sonucu ne olur gibisinden. Aynen gerçek öyle. Bir spor beti gibi konulmasından sonra oldu. Çünkü İngiltere gibi ülkeler bu işin zaten menbaası. Onlar çözmüşler ve bu işi her yerde yürütüyorlar. Ama bizim için bunlar çok yeni tabirler. Oyunun dışındaki third party bir siteyle, third party bir app'le ya da hiç fark etmez. Senin eşyanın alınması ve o tarafta değerlendirilmesi veya bunun işte paraya döndürülmesi. Atıyorum Steam'de 100 dolarsa bir bıçak veya bir işte silahın kaplaması. Ben sana diyor 50 dolar vereyim cash. Ondan sonra sen bana onu ver. Ondan sonra ben bunu çevireyim. Ne oldu Steam bu işten 5 kuruş para kazanmadı. İşte en çok yakındığı nokta oydu. Ben bu işten kazanç sağlamıyorum diye. Çünkü sen onu pazarda satmaya çalışsan Steam ekosistemi içerisinde %20 ile %10, %10 kadar bir kesinti şey yapıyor. Evet. Aynen. Kendi kesiyor. Ve sistemin sürekli seni onu dışarı çıkaramamasını sağlıyordu. Ve kendi içerisinde devam ediyordu. Steam içerisinden oyun alıyorsun veya başka hediyelik eşya alıyordun. Bu siteler bu işin içerisine girdi. İşte skin ruletler, şunlar, bunlar vesaire. Gerçekten bir kumarhane yapısında işte kodlu makineler gibi siteler oluşturuldu. Günün sonunda da bu sitelere üye olan, daha doğrusu bu siteleri ayağa kaldıran, yanılmıyorsam Phantom Lord'tu. Bir siteye ortaklığı duyuruldu. Sonra birazcık geri plana çekildi ondan sonra. Ve özel kodlarla izleyen insanlara işte Twitch ve stream yapan diğer YouTuber'lara vesaire bu kodlarla abi işte ben bilmem neyi kazandım, şunu yaptım, bunu yaptım. Hype'e yatırılıp senin benim cebimdeki gibi bir sürü insanın cebinde normal yollarla kazandığı paraları ben oraya para getireyim, ben de alayım, ben de koyayım, ben de katlarım bu şeydi. Aynen bahise doğru döndü. Ve önünü alamadılar işte. Yani ondan sonra insanlar dediğim gibi oyunu oynamayı bırakıp CS alayım, kutu düşüyor. Oyun başka bir şeye dönüştü değil mi aynen, artık? Aynen. Oyunda kimseye alakadar olmamaya başladı. CS oynayan insanların daha doğrusu oynamayayım dedim de hani uygulamayı çalıştıran insanların %60'ı buraya doğru dönmeye başladı. Kutu indireyim de satayım veya işte Elo Boost yapayım da oradan bir şeyler yapayım da o işte silah gelsin satayım gideyim diye. Ondan sonra ve kimyasını bozdular. Yani Belçika'daki komisyonun en büyük sıkıntısı buydu işte Battlefront ve Overwatch'la alakalı. Siz şimdi diyor kozmetik olarak bir şey yapıyorsunuz ama siz başka firmaların bu işte yapmış olduğu kritik noktaları... Başka firmaları buradan para kazanmaya özendiriyorlar evet, aslında. Evet yani uyandırıyorsun diyor orada insanları diyor. Bu yanlış diyor. Veya işte Shadow of War'da, Shadow of War'da değil. Yeni olan hangisiydi? Shadow of War. Shadow of War. Aynen Shadow of Mordor. Shadow of War yeni oyun. İşte böyle çok yakın olunca insan unutuyor bir yerden sonra. Ondan sonra onda mesela para vererek özel kutu alıp premium şeye çıkartmak. Hani hakikaten dik alasıydı o işin. Yani çok saçma bir noktaydı. Yapılmaması gerekiyordu. Zaten ona tepki olarak doğmaya başladılar. Bu arada takipçilerimiz için de söyleyelim. Hani bir bıçak oyun içinde kaç paraya gidebilir diyorsanız 2000 dolara giden bıçak vardı. Tabii. 2000 dolar bir oyun içindeki bıçak da değil, bıçak giydirmesi aslında. Üstünde bir bıçağın kendisi de vardı. Kaplamalı falan böyle. Hani korkunç rakamlar aslında konuşuluyor ve bu noktada da aslında sormak istiyorum. Tamamen kişisel görüş olarak. Sen de gerçekten bunun kumar olduğunu ve özendirdiğini ya da en azından yolu oraya çıkarttığını düşünüyor musun? Şuna şöyle bir cevap vereyim. Dijital sporların hala en çok okunan içeriği Google aramalarına göre CSGO bıçak. Değil mi? Yani kitle bunu istiyor. Ve benim gördüğüm eğer bu işin içerisinde rulet sitesi varsa, bet sitesi varsa ve kollu makine tarzı şeyler varsa CS kendi doğasında buna hiçbir şekilde izin vermiyor. O kutuyu diyor istersen açarsın diyor. Ama diyor level atladıkça ben sana zaten küçük küçük silahlar, skinler vesaire de veriyorum diyor. İstersen git onları değerlendir. Al sat pazarda diyor. Veya işte kartlar veririm onları birleştir bir şey yap diyor. Sen buna zorunlu değilsin diyor. 15-20 lira verir oyunu oynarsın diyor. O şeyde tamamen şans faktörü. Kazı kazan gibi. Sadece burada masumane bir şekilde kalsa şans topu gibi kazı kazan gibi ne bileyim. Oyun içinde sorun yok aslında zaten. Oyun içinde yok. Ama onu alıp işte SK takımına basayım. Onu alıp işte bir koyayım, beş almaya çalışayım. Rulete gireyim işte kırmızıyla bilmem neyi yakalamaya çalışayım falan dediğin anda zaten sen oyundan çıkıyorsun. Browser'a geliyorsun. Bambaşka bir dünyada bir şeylerle iletişim kurmaya çalışıyorsun. Bu zaten kumarın ta kendisi. Açık söylemek gerekirse bizim sitemize her ay 60.000 TL'den fazla reklam teklifi geliyor. Skin bet sitesi olarak size işte reklam vermek isteriz. İşte sidebar'a koyun, şuraya koyun. Ben her defasında yok abicim kullanmıyoruz, istemiyoruz diyorum. Yani biz karşıyız diyorum. Ve artıyor, sürekli artıyor.
Ve dünyada inanılmaz bir ekosistem dönüyor bununla alakalı. Evet, orada korkunç paralar dönmeye i̇nanılmaz başladı yani. Gerçekten. Neyse, bu yerinden sonra umarım taramazlar bizi. Keyifli taraflara geçelim o zaman. Bu yılın belki en çok konuşulan konusunda mutlaka e-spor konuşunca onu da konuşmamak olmaz. Çünkü o da artık kendi liglerini, kendi turnuvalarını, kendi şampiyonalarını yaratmaya başladı. Hatta Formula 1 mi? Hayır, Formula 1 demeyeceğim. Formula 1 uzun süredir vardı aslında. Evet, Alonso falan geldi. Ki ülkemizde de Cem Bölükbaşı'nın da son zamanki başarıları da hayli kıvanç veriyor bizlere de. Bunun yanında şunu da sormak istiyorum. PUBG. Anlık 2 milyon oyuncuyu geçti. Bu bozuk oyunu konuşturacağım bana. Bu bitmeyen oyun nasıl bu kadar insanı baştan çıkarttı? Nasıl bir şeytan tüyü var, onu da İlker'den dinleyelim. Çünkü İlker'in PUBG hakkında aslında ciddi eleştirel bir bakış da mevcut. Ben bugüne kadar hiçbir H1, Z1, DayZ, WarC ve benzeri hiçbir şey oynamadım. Survival oyunlar bana inanılmaz derecede mantıksız geliyordu. Ve hala öyle geliyor. Geçen gün yine bir indirdim, baktım PUBG'ye ne olmuş ne bitmişti diye. Hala anlı mantıksızlığımla devam ediyorum. Galiba 30 saat falan harcadım oyunda. O da oyunu anlamak için. Hani gerçekten seni nasıl bir şey dönüyor. Seni bile 30 saat oynatmış. Aynen. 7, ama CS'ye baktığımda 800 saatlik bir geçmişim var. Abi hani o süreden o kadar çalabilmiş. Çünkü bu olay bu. Ama kitlenin geneline baktığımızda piyasada böyle bir boşluk olduğu için bu kadar iyi grafiği olan, bu kadar işte lokalize Türkçe olması, ondan sonra orada da kutu devreye giriyor. Hani inanılmaz bir kutu hevesi var bütün firmalar, çünkü kitleyi oradan getirdiğini biliyorlar. Gamescom'la alakalı kutu falan sattıklarında 30-40 liraya, 50 liraya çıkmıştı. Hatta eşyalar çıkıyor içerisinde, böyle 1000-2000 dolarlara falan sattı. Çılgınlık ya, nasıl olduğunu ben hala anlamıyorum. Ama günün sonunda baktığınızda hit sistemi düzgün çalışmayan, hala beta'da, yaklaşık 8 ay oldu beta'dan çıkmak. Optimizasyon yok. Optimizasyon yok. En 60 hani 1050 Ti ve 1060'ta çok rahat çalışacak sistem, 1080'lik makinamda kasıyor SSD'ye koymazsan. Evet, otları kapatıyorsun falan böyle. Hani çok acayip şeyleri olan ve buna rağmen de tutan bir sistem. Hani biz buna şöyle bir tabir kullanıyoruz. Kozmetik olarak pazarlamada en kolay şeyi nasıl satarsın abi? Özendirirsin. Arkadaşım oynuyor, ben de oynamayayım. Şudur budur şeklinde. Tam o kanaldan gidiyor PUBG. İşte arkadaşım oynuyor, çok eğlenceli. Belli bir süre kazandın, kaybettin. Tek bir dinamiği yok. Her oyun ayrı bir serüvende başladığı için ritüel olarak uygulayabileceğin tek bir taktiğin yok. Çünkü her geçen uçak farklı bir rotadan geçiyor, gidiyor vesaire. Bütün bu noktalar insanları cezbediyordu. Ama günün sonunda baktığımızda şu an konsollara geldi. 30 FPS olarak vesaire. Ondan sonra bu da bir mesela benim için çok büyük bir hata. Feci optimizasyon da var burada. Uçakta atladığımızda o 30 FPS 2 FPS'ye düşüyor yere inene kadar. Yere iniyorsun, binalar patates. Böyle birkaç dakika sonra normale dönüyor. O kadar ölebilirsin de, ölmeyebilirsin. Uçaktan da atlayabilirsin de. Kopma sorunları oluyor, ses sorunları oluyor vesaire. Bir sürü sorunu var. Aşılır mı? Aşılır ama çok uzattılar bu süreyi. Şimdi hele ki bu sorunları çözmeden bir de konsola girdiler. Hatta 30 FPS'ye girdiler. Daha pahalı girdiler PC fiyatından. Bu da onlara ayrı bir ekip yapıyor bildiğim kadarıyla ve bu da onlara ekstra bir yük getirmeye başlayacak. Bir noktadan sonra olayı nasıl toparlayacaklar bilmiyorum. Ama bilmem gereken şu ki insanların bir noktada frene basması gerekiyor. Hani bitmemiş bir oyuna çok yatırım yapıyorlar. Ondan sonra ne olacağı belli değil. Yeni haritalar, yeni şeyler geliyor ama insan bir oyunu bitirir önce. Hep anlatılır ya, DayZ'nin yapımcısı kendine yatağı aldı başına gitti. Şimdi Karayipler'den kart atıyor diye, ki bunun doğru olduğunu da aslında söyleyenler var. Kendi adıma görmedim ama bunu da okumuştum açıkçası. Bizim önümüzden gitti aşk. Peki şunu da söyleyeyim. PUBG'nin bu sisteme spora ne kadar uygun? Çünkü ligleri var ama çünkü ben ilk düşündüğümde bu PUBG'nin bayraktarlığını yaptığı Battle Royale'in spora hiç de uygun olmadığını düşünmüştüm. Sen ne düşünüyorsun? Olabiliyormuş sanırım en azından ama acaba ne kadar doğru? Çünkü yapılan ve ülkemizden de bir takımın katıldığı turnuvada da çok ciddi aksaklıklar oldu bu konuda. Şöyle bakmak lazım bu konuya. Eğer geçmişte Unreal Tournament, Last Man Standing'i bu ortama soktuysa, işte Free For All, Quake'de ortaya çıktıysa, bu zaten kökenini oradan alıyor. Son olarak ayakta kalmaya çalışan insanın mücadelesini konu oluyor ama kritik olan nokta şu. Her haritaya random olarak atlanmıyordu. Mesela şu an PUBG'de hangi loot box'ların nerede olduğunu siteler üzerinden görülebildiğini söylüyorlar. Ben denemedim hesabım banlanmasını, herhangi bir şey olmasını, ama bu varsa bence önce bunun kapatılması lazım. E-spor turnuva altyapısı oluşturmaya çalışmaktan önce. Çünkü sen
standart bir oynayan insanlar cheat yapan bir insanın aynı platformda birbiriyle oynamasını istiyorsun. Ve rekabet etmesi bekliyorsun. Nasıl olacak bu iş? Yani mümkün değil. Hani bir adam 10 birim hızla gidebiliyor. Önümüzden ışınlananlar oluyordu. Görüyorduk böyle. Veya işte eğim var. Tık 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 triggerla vuruyor vesaire. Ben bir radar modu görmüştüm. Evet. Oyuna 2 hafta girmedim. Hani aynen. Böyle bir şey varsa ben nasıl şöyle söyleyeyim. Alt kattasınız, üst katta da bir düşmanınız var ve siz onun bulunduğu yeri ve hareketlerini küçük bir prizma şeklinde görebiliyorsunuz. Görünce açıkçası çok ben kendi adıma soğumuştum. Ve oyun tamamlanmadan önce bir daha girmem de demiştim kendi kendime. Aynı durum maalesef profesyonel ortamda da devam ediyor. Ve bunun devamı olarak baktığımızda siz profesyonel bir yatırım markaların önüne çıkıyorsunuz. İşte o dediğin gibi Gamescom'da olan turnuva gibi. Orada da çok büyük hatalar oldu. Orada da mesela hata şeydi. O ekibi düzenleyen, daha doğrusu o turnuvayı düzenleyen ekibin matematiksel olarak yaptığı hatalardı. Yeteri kadar üzerine düşmemişler. Kurgu doğru değil. Kurgu yani şöyle, doğru ama doğru açıklanmamış diyelim evet, ya da. Evet çünkü iki farklı ekip. Yani bu noktada oyunun kendi ekibi de ayrı dedik olarak çalışıyor. Turnuvayı düzenleyen isim vermediğimiz o ekip de aynı ortamda çalışıyor. Ve aynı puanı alan şey avaraja bakmaya başlıyor. Ama senin ilk ekranında bizi üste yazıp sonraki ekranda ya biz avarajı hesapladık siz aşağıda kalıyorsunuz dersen orada soru işareti olur işte. Orada bütün turnuva opasitesini kaybeder. Bu e-sporun direkt aslında kaldıramayacağı bir şey. Aynen. Hani mümkün değil. Yani futbolu düşünsene abi işte. Önce hakem işte kırmızı kart çıkartıyor. Ondan sonra yok abi ben onu geri aldım. Yani golü geçersiz sayabilirsin. Offside dersin ama kırmızının çıktıktan sonra geri cebe girebilme olayı yok zaten. Buradaki olay tam o. Seni sıralamada yukarı koyduk. Ama yok ya biz tekrar hesapladık sen aşağıdaymışsın. Yani bu noktada ilk olarak diğer takım yanılmıyorsam Cloud9'dı. Emin değilim bakmam lazım ama büyük bir takımdı. Demezler mi adama sen şimdi oradaki marka brandingine mi eğiyorsun boynunu diye. Hani ne yapıyorsun? Bu bir kere bir numaralı şeydir. Sen bütün markalara eşit olmak zorundasın. İster profesyonel takım olsun ister 4 tane az evvel bir araya gelmiş kafeden çıkmış çocuk olsun. Ve PUBG'nin önce bunun gibi kendi operasyonlarını çözmesi lazım. Otursun adam gibi turnuva sisteminden önce optimizasyonunu bitirsin. Çünkü turnuva sistemini bugün getirdin. Kaç kişi oynayacak? İnternet kafeler şu an deli gibi upgrade yapıyorlar PUBG oynatabilmek için. Ya 1060 yatan makineye 1070, 1080 vesaire takıyorlar. Ama 1920'ye 1080 oynuyorsun. Ekosisteme hatalı bir kere yani. Sen gereksiz bir harcama yaptırıyorsun insana. Hadi onu da geçtim. Oynadık. Mesela adamın 1060'ı var takılıyor. Benim 1070, 1080'im var. Akıyorum böyle çatır çutur geçiyorum. Ne oldu? Nerede kaldı rekabetin eşitliği? Sen herkese eşit bir platform sunmadın. O adam istediği kadar aşağı çeksin. Benim aldığım gibi performans alamayacak. Ben aşağı çekersem onun aldığını zaten üstünü katlıyorum. O her makinede çalışabilme güzelliği maalesef şu anda PUBG'nin henüz sahip olabildiği bir şey değil ki. Bu geçmişte de aslında pek çok oyunun online kısmını bitirmişti diyelim. Öyle. Her makinede çalışır halde yapmanız elbette her oyunu gerekmiyor ama eğer amacınız online kısma hizmet etmekse ve çoklu oyunculara bir şekilde yönelik bir oyun yapıyorsanız oyuncular arasındaki rekabet eşitliğini sağlamanın en kolay yolu da hemen hemen her sistemde 3 aşağı 5 yukarı eşit FPS verebilecek bir oyun ortaya çıkarmak. Elbette erken erişimde oyun. Daha önümüzdeki dönemde aslında kısa zaman sonra piyasaya çıkacağı da söyleniyor ama ne kadar yılbaşı diyorlar. Yılbaşı diyorlar. Zam da gelecekmiş. Yılbaşından sonra çıkınca bu kadar zam sorun çözülür mü? Çözülür umarım diye demek bu istiyorum. Ama şöyle ancak bir umabiliyorum. Örnek vermek istiyorum. Counter Strike'a Source motoruyla çıktığında CS Source oldu, CSS oldu. Öyle bir sistem geldi ki karşımıza. Yanlış hatırlamıyorsam 9600 XT kullanıyordum o dönem. Ben bu makine kasmaya başladım. Evet. Çünkü grafikler çok iyi. Ortamda uçan partiküller, tozlar, bulutlar vesaire çok iyi. Ben 1.5-1.6'dan gelmişim. Hani benim için şey yok. Half-Life 2'den fazla kasıyor. Aynen. Ve hani benim hayatımda o kadar detay yoktu. Sarı sarı kutular, mavi mavi kutular, hareket eden mavi insanlar terördü veya işte counter'dı. Şimdi o kadar iyi grafiğe geçince aptalladık biz. Ve bütün oyuncular isyan etmeye başladı. Turnuvalar CS'us olmasın, turnuvalar CS'us olmasın diye. Ne oldu? Sonra geri adım attılar. Geri döndüler. CSGO oldu. Grafikler işte değiştirildi. Bir daha da dönmedi zaten. Dönemez. Mümkün değil. Hani Global Offensive'e kadar o şekilde aynen kaldı. Mümkün değil yani. Peki son soruya aslında geçelim. Eksiklerin ülkemizde nasıl kapanacağını konuştuk. Spor nereye gider konuştuk. Eksiklerin bir kısmı da aslında hep şuydu. Yurt dışında insanlar ne güzel bunu daha lise çağlarından itibaren evet bir meslek olarak görüp akademik eğitimi de buna göre alıyor demiştik. Yavaş yavaş bu konuda gelişmeler var. Hani e-spor burslarından tut da oyun tasarımı bölümlerine kadar ülkemizde pek çok bölüm açılıyor ve hayli de ilgi var. Bu konu hakkında neler söylemek istiyorsun? Ya bu aslında çok güzel bir nokta.
nokta. Çünkü bugün bir işin okul olarak eğitiminin, pazarlama eğitiminin, işte finans eğitiminin, işte ondan sonra psikolojik eğitiminin, ne bileyim işte diğer bütün, hani o işi bir şirket gibi, bir business gibi göstermeye çalışmak mükemmel bir şey. Çünkü en büyük olayımız neydi dergicilikte? Geçmiş dergi dönemlerini hatırla, Level'dan öncesini hatırla. İşte dergi çıkartacağız, biz de internet sitesi açacağız, biz de işte fanzin kafası bir şeyler yapacağızdı. Patladığımız yer neydi? Ekosistemdi. Ekosistemi bilmiyoruz. Hani pazarlama ve işletme eğitimi almadığımız çarpa için. Çarpa öğrenmek aynen. En büyük sorun. Ne oluyordu? İşte abi olmadı veya ucuza satıyorduk. Abi bir şey yaptık diyelim, sponsora gittin, ucuza sattın. Allah kahretsin diyordun işte. Bunu daha fazla bütçelendirebilirdik diyordun. Bir noktadan sonra eğitim bunu sağlamaya başladı sana. Ben kendimden örnek vereceğim ama ben işletme eğitimi aldıktan sonra dünyaya görüşüm değişti. Kreatif direktörlük var, bir projenin ederi nasıl olur, işte nasıl pazarlanır, nerelere dikkat etmem gerekiyor ve neyi nasıl yapmam gerektiği kısmında. Yıl sonunda vergiden düşeceğimiz bölüme kadar %20 gelir vergisini hesaplamamız lazım diye. İlker. Aynen. İşte bunlar da o noktada atılıp işte bütün harcamaları yapıp ya da işte belli adımları koyup insanlara nasıl gideceklerini okulunu okuyarak, hani her işin okulu okunmaz. Türkiye'de veya dünyada şu an e-spor şeyi yok, ne derler, kategorisi yok. Çünkü aslında e-spor dediğimiz şey spor pazarlamasının birebir aynısıdır. Al takım, al işte ne bileyim başka şey vesaire. Mesela bugün bir sürü marka bana sorduğunda bu işi nasıl yapıyorsun dediğinde açıp spor pazarlaması kitapları okuyorum diyorum. Çünkü aynısı, hiçbir fark yok. Başına el koyup devam ediyorsun, bu kadar da basit. Ve okul eğitimi başladıktan sonra işte takım nasıl kurulacak, oyun nasıl kurulacak, bu nasıl devam edecek? Birebir deneyimlerle, yanlış hatırlamıyorsam orada bütün eğitim veren insanlar Riot'tan veya başka firmalardan bu işin geçmişinde illaki yoğrulmuş, bu işten işte bir şekilde isim yapmış ve buraya bir katkı sağlamış insanlar. Yani cidden dolu insanlar orada bilgi verince oraya dahil olan insanların kaçırmayacağı bir şey oluyor. Hani mesela size de illaki soruyorlardır abi, işte ben nasıl dergiçi olurum, nasıl şey olurum, böyle olurum çok vesaire. Var. En çok gelen soru. Aynen. Ve sen bir şey söylediğin zaman o adam için çok değerli. Oha bana işte Kürşat tamam böyle cevap verdi falan diye böyle. Görürsen cevap veriyorsundur diye tam diyorum. Mesaj kutusu dolmuştur gitmiştir. Hepsine böyle. Hepsine cevap vermeye çalışıyoruz aslında. Ay, ama. Müthiş. Bana hiç öyle olmuyor abi. Dolu taşıyor böyle. Biraz geç de olsa dönüş yapmaya çalışıyoruz ama evet, bu en çok gelen sorulardan bir tanesi. Elbette o konuda direkt sorduğum soru da hani ne bekliyorsun? Hani sadece hobi olarak mı görüyorsun? Bu alanda bir eğitimin var da onu mu en azından aynen. Tecrübelendirmek istiyorsun? Bunlar oluyor. İşte elbette bu soruları e-spor kısmında cevap verebilecekleri bir insanlar yok. Yani bize de geliyor. Biz de tam olarak hani yetebiliyoruz, yetebilmiyoruz. Çünkü bilmediğim bir şeyi önermek de olmuyor. Atıyorum süpermasif ve yatırım yapan Hakan Baş'a nerede ulaşacak da abi bu işe nasıl yatırım yaptın, gözünü seveyim, biz nasıl gireriz bu işe diye soracak. Hani mümkün değil tepe noktasındaki insanlara veya bu işte zaten mesaisini harcayan insanların bunu açıklamaya bir şey yok. Ola ki okullarda bir panel yakalacak da ve bir şey olacak da soracak da böyle 3 dakika aralığında cevap verecek. O yüzden okullar ve eğitim bu noktada müthiş bir boost yapıyor bu içeriğin etrafa dağılması için. Peki bugünkü keyifli sohbetimizin de artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bir Chip Tech Talk canlı yayında da birlikteydik. Konuğumuzla sevgili İlker Karaç'tı. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.